Kemalizm moral bozuyor. Diyor. Evet. Aynı şahıs. Evet. Başlığı böyle. Ve konuşmacıyı Ali Coşkun çağırıyor. Ben şimdi gelip de bu konuşmayı yapan, Cumhuriyeti moral bozucu bulup Osmanlı düzenini savunan, İkinci Cumhuriyeti savunan zatı size takdim ediyorum. Efendim, şimdi söz sırası çok değerli kardeşimiz ve milletvekili Doçent Doktor Abdullah Gül Beyefendi'de moral değerleri açısından Türkiye'nin milli bilimi dedi. Bu sizin Abdullah Gül Beyefendi. Ve burada Türkiye Cumhuriyeti'nin yerine Osmanlı düzenini isteyen bir insan var. Ben bunlarla beraber bunlara karşı mücadele ediyorum. Ama bunu kitaplarıma da alıyorum. Burada aldığım ne? Bakın, bu kitap basılmış. Bu konuşma İlahiyat Vakfı tarafından basılmış bir kitapta, başka birisi almış. Ali Özoğlu şu anda sanıyorum Ergenekon davasından dolayı içeride kitabın yazarı Ali Özoğlu değil mi? Hayır, bilmiyorum. Bakayım, yanlış kitap. Şimdi, efendim, şimdi söz sırası çok değerli kardeşimiz ve milletvekili Doçent Doktor Abdullah Gül Beyefendi'de. Şimdi Abdullah Gül ne doktor, ne doçent ve bunları düzeltmiyor. Bunları düzeltmiyor. Şimdi bu konuyu şöyle bitirebilir miyim? Onlar beni ilgilendirmiyor. Hepsi benim yazdığım yerlerde. Bunları da söyledim. Bende bağımsız bir, ben Kürdistan kelimesini de kullanmadım. Bağımsız bir kullanmam. Bağımsız bir Kürdistan yerine bizim bu toprakları büyütme var. Şimdi bunları hiç önemsemiyorum o soruyu da. Yani cevabım bunu kim söylüyorsa sadece yalan söylüyor. Ama ben bu yalanlarla ilgili değilim. Sadece 2-3 gündür beraber tekrar anladın mı? ATV'de benimle ilgili bir program olmuş. Orada da. Hocam isim vermeyelim yeteri kadar söyleyelim. Hayır ama bu şeyi söyleyelim. Hani onlarla ilgili hukukçuların dava açmamı söylüyor. Dava da açacağım. Bütün bunlarla ilgili. Ya açıp atmayın da ben bunlarla dava açmam. Şimdi istenen nokta şudur. Evet. Sizlere söylenen nokta da şudur. Valla Yalçın Küçük'ü niye çağırıyorsunuz? Tek dertleri bu. Tek dertleri bu. Bana Mehmet Ali Birant'la ilgili onun programında birisi sordu, çok şaşırdım. Şimdi sana bir soru soracağım. Bilmezsen bir daha hiç televizyona çıkmayacağını söyler misiniz? Benden bunu istiyorlar. Bütün ben televizyonlara çıktığım zaman Fethullah Gülen Beyefendi ve Tayyip Erdoğan Beyefendi çok rahatsız oluyor. Benimle ilgili ne ağzımı açarsam yapıyor. Çıkacağım, çağrıldığı zaman çıkacağım. Bunları söyleyeceğim. Herkes beni dinliyor, dinlemek istiyor. Bundan hiçbir kuşkuları olmasın. Bunu bu defa yapmıyorlar. 6 aydır 2 günde bir, 3 günde bir benimle ilgili bir yıl ben hiçbirini seyretmiyorum. Evet. Yani hiçbirini seyretmiyorum. Bunları gayet açık olarak söyleyeyim. Başkalarıyla beraber de yapıyorum. Hocam doğru mu anlamışım? Beni teyit etmeniz açısından söylüyorum. Siz diyorsunuz ki aslında biz 40 yıldır, 30 yıldır yanlış bir hesap yaptık. Bir şekilde emperyalizmin hesabıydı bu. Son dönemde de Büyük Ortadoğu Projesi adı altında bu hesap yapılıyor. Kürt ve Türk ayrıştırılmak isteniyor. Dolayısıyla biz büyümezsek küçülürüz. Bunların da istediği zaten Kürt kardeşlerimizi bir şekilde bizden ayırmak. Doğru mu algılamışım? Eksik var mı? Yanlış. Hayır efendim, gayet açık olarak söylüyorum. Bakın bu haritaları görüyor. Bu haritaları benden başka getiren yok. Benden başka şunu çıkartan yok. İnsanlarda birazcık mantık olur. Bakın Mustafa Kemal Paşa Hazretleri ile
İsmet Paşa Hazretleri'nin Musul vasiyeti olduğunu ortaya çıkartan benim. Evet, sizsiniz. Bu ne mantık? Ben ne diyorum? Musul'u almazsanız Diyarbakır'ı verirsiniz. Herkes bana diyor ki Musul'u alma. Ben öyle bir şey söylemiyorum. Ve şu anda Diyarbakır gidiyor. Diyarbakır. Son 3 aylık çok üzücü Kürt kalkışması, bu kalkışmadır. Bu kalkışmanın ortaya çıkarttığı gerçek de şudur. Kürtler bu topraklardan, bu cumhuriyetten ayrılmak istemiyorlar. Burada benim tırnaklarım var, benim emeğim var. Onları sevgiyle... Yani tam tersi gibi algılatılmaya çalışılıyor aslında, değil mi? Yani sizin sözlerinizde, sizin iddianızda. Bana niye onların öyle anlaması? Yani onların herkes bunu anlıyor. Aslında Kürtler ayrılmak istiyor gibi algılatılmaya çalışılıyor. Efendim şu anda benim söylediğim çok açık. Evet. Son 3 aylık kalkışma çok açık bir şekilde Kürtleri, Türkiye Kürtlerinin Türkiye Cumhuriyeti'nden ayrılmak istemediklerini ortaya çıkarttı. Bir. İki. Barzani ile karşı bir tutum aldıklarını gösterdi. Şimdi bu ahmaklar, ben bunları gayet açık olarak söylerim. Avrupa'da bütün Barzanici internetler benim hakkımda şunu söylüyorlar. Bu Abdullah Öcalan ve diğerleri iyidir. Yalçın Küçük diye bir adam bunu Türkçü yaptı, Kemalist yaptı, Cumhuriyetçi yaptı. Benim öyle bir iddiam yok. Ama ben şunu çok açık olarak söylüyorum. Bizim Türkiye Kürtleri kendi hallerine bırakılırsa Barzani'nin liderliğini kabul etmezler. İkincisi, şimdi bunları bırakırsak. Buraya kitaplar getirdim. Vaktimiz de var. Varsa. Hı hı. Bakın. Bu doğru. Bunu her yerde söylüyorum. Hı hı. Yılmaz. Hı hı. Polat'ın Ulusal Yayınları'ndan çıkan son kitabı. Evet. Bir kitabı daha var. 1994 yılında diyor, Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye Musul'u önerdi. Evet. Ben de diyorum ki bu doğrudur. 1990'lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri birkaç defa Türkiye'ye Musul'u önerdi. Yılmaz Polat'ın çeşitli kaynaklardan aldığı bilgilere göre zamanın başbakanı Demirel, Türkiye yetkililerinin büyük bölümü Demirel ve sınırla ilgili herhangi bir değişimden Türkiye'nin nüfus yapısına daha fazla Kürt eklenmesi ihtimalinden rahatsızlık duyuyorlar. Bunun anlamı şu. Evet. Musul'u Türkiye yetkilileri kendilerine önerilse bile Türkiye Kürtleriyle Musul'daki Kürtler birleştiği takdirde biz bunları yönetemeyiz kaygısıyla kabul etmediklerini söyleniyor. Böyle mi? Bu ihtimallerden bir tanesidir. Ben şu anda çok açık olarak söylüyorum. Benim söylediklerimi İlker Paşa Hazretleri de Kara Kuvvetleri komutanıyken söyledi. Eğer dedi Musul'da bir Kürt devleti olursa, ben Musul diyorum Osmanlı taksimatında. Musul, bütün Kuzey Irak. Hı hı. Bu bizde cazibe merkezi yaratır diyor. Ben de şu anda şunu söylüyorum. Öyle bir noktaya geldik ki Türkiye Kürtleriyle Musul Kürtleri birleşecekse bu Türkiye çerçevesinde olmalıdır ve bundan da korkulmaz. Neden? Çünkü çok büyük bir tehditle karşı karşıyasınız. Çok büyük bir tehditle karşı karşıyasınız. Evet, nedir o tehdit, onu da söyleyin hocam. Orada olursa gider. Musul'u almazsanız
Diyarbakır'ı verirsiniz. Ama son derece, son zamanlarda sevindirici olan nokta, Türkiye Kürtleri böyle bir niyette, Türkiye'den ayrılma niyetinde olmadıklarını gösterdiler. Dolayısıyla